Teotokos Bayramı İzmir Efes'te hem zaman olarak hem de kutlama sırası açısından farklı şekilde kutlandı. 10 Ekim Pazar günü Efes Antik Kenti'nde yapılan ayin Anadolu Latin Katolik Havarisel Vekili Monsignor Paolo Bizetti tarafından yönetildi. Bu yıl Teotokos Bayramı İzmir Efes'te hem zaman olarak hem de kutlama sırası açısından farklı şekilde kutlandı. 10 Ekim Pazar günü Efes'e gelen tüm inanlılar, Selçuk Bülbül Dağı'ndaki Meryem Ana evinde tesbih duasını farklı dillerde yaptılar. Dua, İzmir Latin Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsignor Martin Kmetek tarafından yönetildi ve Alsancak Rosario Kilisesi'nin başrahibi Peder Igor, Meryem Ana'ya yakarışlar ilahisini İtalyanca olarak söyledi. Efes Antik Kenti'nde yapılan ayin Anadolu Latin Katolik Havarisel Vekili Monsignor Paolo Bizetti tarafından yönetilirken, İzmir Başepiskoposu Monsignor Martin Kmetek, İzmir Emekli Başepiskoposu ve akabinde İstanbul Havarisel Yöneticisi olan Monsignor Lorenzo Pretto ve Atina'dan gelen Gratianopolis Kilisesi'nin Episkoposu Monsignor Dimitrios Salakas eşlik etti. Hem İzmir Anglikan Kilisesi'nin rahibi James Buxton, hem Türkiye Ermeni Katolik Kilisesi'ni temsilen Artdiakon Agop Minasyan, hem İzmir Başepiskoposluğu'nun şansölyesi Peder Alexandra Ampirino, hem İzmir'den, İstanbul'dan, Mersin'den farklı kiliselerin rahipleri, hem de Amerika'dan gelen bir diyosez rahibi Ege bölgesindeki yılın bu özel bayramına katıldılar. Tanrı'nın annesi Meryem'in bayramının kutsal okumaları okunduktan sonra önce Türkçe olarak İstanbul Latin Havarisel Vekilliği'nin diyakonu François, ardından İtalyanca olarak İzmir Başepiskoposluğu'nun diyakonu Nicola, İncil'in Aziz Luca tarafından yazılan sözlerini okudular. Monsignor Paolo Bizetti İtalyanca vaaz verdi. Vaazın ardından Martin Kmetek bu kutlama için gelen episkoposlara, tüm organizatörlere ve gelenlere içtenlikle şükranlarını sundu. Ve saygıyla koruyan bu toprakla olan bağ temsil ediyor.